60'ın etrafındaki iki kenar eşitse hemen onu bir birleştirmek lazım ki böylece eşkenarı görelim. 60, 60. Burası da 60. İkiz kenardan 23. Şimdi artık yapmamız gereken mevzu nedir? Burası XX, ikiz kenar üçgen. Şimdi ee, diyeceğim şey 60, 23 daha 83C açısı. Tepe açısı 60 artı X. Soldaki B açısı 23 artı X. eşittir 180. Buradan 83, 60 daha 143. E, 23 daha 166. 2x eşittir 14. x 7 oldu c şıkkı. İkiz kenar üçgene zorlarım ben soruyu. Çünkü arkadaşlar bir açı ortay dik olduğu zaman yani bu öyle her zaman olan bir şey değil. Olduğunda da değerlendirme kıymetini bilmek lazım. Bakın bu şekilde bir P noktası haliyle PC ile AC birbirine eşit olur. Sonra kenar ortay da olur arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şöyle bunu devam ettirdiğimiz zaman böylece DE EH diyeyim şuraya. EH'e eşit olacaktır 5. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle temel benzerlik 4'ün 5'e oranı 4'ün 5'e oranı olması lazım. Buradan da bakın burası A geliyor. E, lazım olursa kullanırım ama olmayacak. Sileyim şunu bir. Sonra gördüğünüz gibi burada yine karşı kenar DA e a yine kelebekten burası da a veya orta noktadan bu a e h yine orta noktaları orta tabandır a'dır. 5 olduğu için orta tabandan 10 olur. x'e de 6 kalır arkadaşlar. B şıkkı. Cebor yapacağız arkadaşlar. 1 10 daha 11. 1 11 2 daha 13. 13 3 daha 16 kök içinde bunlar hep. 16 4 daha 20 25 daha 25. Aslında olay bu. Dolayısıyla kök 25'ten de 5 geldi E şıkkı. Bir dik üçgen verilmiş. Tabii ki BAD açısı 90 derece. Bir de orta nokta var arkadaşlar. Burada ben şöyle bir şey yapacağım. Biz şimdi dik kenarları paralel çekmenizi öneririz. Burada da dik kenara paralel çekerseniz şöyle olur. Olmaz mı? Tabii ki olur. Sonuçta burası 4,5'tür. Burası da 7,5'tür. Burası da böyle 7,5'tür. Böylece Paralelden dolayı bak Z'den dolayı burası 90 bazen karıştırıp buraya 90 diyen oluyor. Hayır hani ezbere gitmeyelim. Paraleli çektim bu şekilde oldu Z. O zaman 7.5 4.5 aslında özel üçgen 75 45 olarak düşünün tamam mı? Bu 5'in 15 katı bu arkadaşlar 3'ün 15 katı o zaman 4'ün 15 katı 60 demek ki burası da 6'ymış. Böylece cevap A şıkkı oldu. Şu 90 dereceye uzatalım çünkü ekstra özel bir şey yok yani. Şuraya A diyeyim. Buraya da arkadaşlar A artı 38 diyeyim. C'nin A'dan farkı verilmiş. Buraya B diyeceğim. Buraya da B diyeceğim. X artı B artı A eşittir 90 derece değil mi? Şu üçgenden dolayı. Haliyle bir de şeye bakın. 2A artı 2B artı. Artı 38, 180 büyük ABC üçgeninde. O zaman A artı B 142 bölü 2'den 71 yapar. A artı B 71 ise B X'e de şuraya yapayım pardon. A artı B 71 ise X'e de 19 kalır B şıkkı. Kelebek benzerliğini kullanalım önce madem öyle. Burada 2A dersek buraya da 3A dersek kelebek benzerliğinden şuranın tamamı 3B olacaktır arkadaşlar. Şimdi 2'nin tamamına oranı 2 bölü 3 olacak. O zaman 2C desem buraya tamamına 3C demek için buraya C kalır. Demek ki aslında burası 6'ymış arkadaşlar. Şimdi bir de şunu göreceğiz artık. 3'ün 5'e oranı x'in 6'ya oranı. Böylece buradan da 18 bölü 5 eşittir x yaptı B şıkkı. AC ile ED paralel. ABC doğrusal. AB 6. BD 10. O zaman şimdi bize BDE açısına 60 derece verdiği için yön bunlar toplamları 180 oluyordu. Bu yüzden 120. Şimdi artık ne yapacağız? A ile D arasındaki bu uzunluğu bulacağız arkadaşlar. Kosinüs teoremi veya çift sayı olduğu için böyle dikindirerek yapabiliriz. 90'ın karşısı 10 10'sa 30'un karşısı 5'tir, 60'ın karşısı 5 köküçtür. Böylece göstereyim bakın şu üçgende bir pisagor yapacağız. Bir kenar 11, 6-5 daha karesi 121, bir kenar 5 köküç karesi 75, 196 oldu 14'müş B şıkkı. Oradan A2 A A kök 5 bu yüzden HC 12'dir. 9 12 15'ten DC 15 bakın AD ile DC eşit. İkiz kenar üçgenlerde şurayı 15 gördük artık. Eşit kenarların yükseklikleri de eşittir. Hatta eşit kenarların yükseklikleri böyle eşit parçalara ayırır. AH 6 ise TC de 6'dır. 9 olduğu için şey 15 olduğu için DT'ye de 9 kalır. Bu arada yükseklik 12 idi yine 12 olur. Artık 12, 16, 20 üçgeni oldu arkadaşlar. X eşittir 20, C şıkkı. Ortayın kollarına inen dikmeler eşit arkadaşlar. Biraz böyle yamuk bir görüntü olacak ama idare edin. Şimdi şöyle bakın. Bir dik. Burası 7. Dolayısıyla şöyle bir 7, 24, 25 üçgeni gördünüz mü? haliyle şuraya ne kalır o zaman 24 olması için? 6. Zaten kollarda birbirine eşit de 6 oldu. C şık. Bir şey yapalım şimdi. Eşkenar üçgen deyince insan acaba hani hangi özelliğini kullanacağım ki dediniz belki. Şu. Burası 60 derece olduğu için arkadaşlar bakın şimdi şunu da siliyorum artık şurası lazım. 120 derece burası değil mi? Şuraya da böyle bir alfa desem. Alfa 120 beta. Alfa 120 beta. Böylece bakın buradaki ACE üçgeni ile hangi üçgen benzer oldu? ACD üçgeni. İkisinin de açıları alfa 120 beta çünkü. Betanın karşısı küçükte 3. Betanın karşısı büyükte x. Sonra e, 120'nin karşısı küçükte x. 120'nin karşısı büyükte 8. Böylece x 2 kök 6 oldu. A şıkkı. Şimdi ben burada şunu önemserim arkadaşlar. Ee, bakın şimdi BA uzattığımız zaman şöyle CD ile birleştirdiğimizde, şunu bir sileyim, düzelteyim. Şöyle CD ile birleştirdiğimizde yükseklik aynı zamanda açı ortaysa kenar ortaydır. PB, BC'yi eşittir. Bu bir. İkincisi ne söylüyoruz? Bir kenar ortay ikiye bir oranında bölünüyorsa bu ağırlık merkezidir. Haliyle ağırlık merkezi olduğu için AC de bir kenar ortaydır. Bir kenar ortay yükseklikse aynı zamanda açı ortaydır ve bu yüzden de arkadaşlar hangi kenarlar birbirine eşit olur? PC ile PBc başlangıçta zaten demiştim ki PB ile BC eşit. E, üç kenarda eşit geldi gördünüz mü? Eşkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla burası 30 derece. Bu yüzden 90'ın karşısı 4. Bununla ilgili birkaç tane daha örnek çıkmıştı kitapta. Bakın hani illa bu kitap olduğu için değil. Önemli. Ağırlık merkezini hani öyle kenar ortayın içinde görmek tamam. Ama bence önemli olan buralarda 2'ye 1 oranı var mı? 2 tane kenar ortay kesişiyor mu? Bunlara bir dikkat etmek lazım. Bir de yükseklik açı ortay, kenar ortay bize ikizkenar kenar getirir. Alfaya alfa verilmiş ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada bir muhteşem üçlü deneyelim işin içinde açı olduğu için. Alfa diyorum buraya. 2 iç bir dıştan 2 alfa. Ee, biraz orantısız ama idare edin. BT ile BD kendiliğinden bir ikizkenar üçgen oluşturdu. Muhteşem üçlülerden dolayı burası zaten 4 kök 2, dört kök 2, dört kök 2. Şimdi ne yapacağız? İkizkenar bir üçgen olduğu için tabana dikindiriyorum. Dediğim gibi BT, BD birbirine eşit arkadaşlar. Uzunlukları öyle görünmesi de görüyorsunuz. 2 alfa, 2 alfa. Bu yüzden şurayı bir kapatayım. E, artık o 8 kök 2 ile işim bitti. 4 kök 2, 4 kök 2 diye böldüm. TC 4 kök 2. CD 2 kök 2. Toplamda 6 kök 2 yapar. Bu yüzden buraya kök 2 kalır. Şu TO diyelim. Oraya da 3 kök 2 kalıyor. Artık... Dikten dikindiği için öklit. X'in karesi Kendisine yakın olan parça kök 2, tabanın tamamı 8 kök 2. Böylece 16 oldu, x 4 oldu cevapta D şıkkı geldi.